Merhabalar. Hoş geldiniz. Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Güzel enerjilerle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz de öyle. Merhaba. Kalpten, kalpler bizden. Merhabalar. Her biriniz hoş geldiniz. Bizden de sevgiler Erzincan'a. Hoş geldiniz. Evet, vakit bulamadığımız için böyle kısa bir video çekme ihtiyacı duydum. Hocamın da hepinize selamları var. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok güzel enerjilerle hem kamp hazırlıklarımız devam ediyor hem de ay sonu olan çalışmamız devam ediyor. 24, 25, 26 Mayıs'ta para ve bolluk enerjisiyle ilgili çalışmamız, iş hayatında başarı, kıtlık bilincini nasıl temizleriz, onunla ilgili. Hamide hoş geldin. Hoş geldin canım. Pınar çok geçmiş olsun. Kolaylıkla şifalanman için neler mümkün? Bir an önce şifalanman için. Bursa'ya bizden de selamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldin Emel. Hoş geldiniz. Biraz bugün paradan bahsedeceğim size. Para enerjisi aslında hepimizin alanında aktif olarak işlediği, günlük hayatımızda dualitenin kurallarına göre uyumlandığımız bir enerji. Hoş geldiniz. Benden de size kalpler. Hoş geldiniz. Para konusu ileteceğim Filiz'cim. Müsait olduğunda, vakti olduğunda muhakkak açacak. Sevgiyle. Bizden de sevgiler ileteceğim. Çok güzel. Siz de öyle. Siz de öyle. Çok, hepiniz çok güzelsiniz. Her birinizin şifalanması için, her bir kelimenin. Evet. Şifalanması için neler mümkün? Maddede de, manada da zenginlik için birazcık arınmaya ihtiyacımız var. İç benliklerinizde şifalandığınızda ve özellikle sakral çakra ile ilgili yaratım sürecinde, çünkü burası ol frekansının aktif olduğu bir noktadır. İkinci çakramız burada gerçekleştir. Evet, çok fazla. Farkındaysanız her şey bir anda zamlanıyor, bir anda pahalanıyor. Yetişemiyoruz ve biz bile idrak edemiyoruz. Yani bir markete gittiğinizde ya da evlatlarınızın, evinizin ihtiyaçlarını karşıladığınızda nasıl almanız gerekiyor, nasıl almanız gerekiyorsa, nasıl kendi hayatınızda ayaklarınızın üzerinde durmanız gerekiyorsa, bunların hepsi para enerjisiyle ilgili. Bu para enerjisini de selamlar. Vakit buldukça yayın yapmaya çalışıyoruz. İnanın şimdi seanslarımızdan böyle benim de bir boşluğum oldu. Hemen yayın açma ihtiyacı duyduk. Vakit buldukça açıyoruz. Hocam da aynı şekilde.
3-4-5 Haziran'daki kampımızın hazırlıkları devam ediyor. Ama ondan önce lütfen çokça gelen sorulardan birisi, hocam bu kıtlık bilincini ne yapacağız? Parayla ilgili bu süreci nasıl yönetebiliriz? Burcum balık. Balık burcuyum. Nasıl yönetebiliriz? Onları biraz konuşmamız gerekiyor. Evet, aslında Telegram grubunda da sohbetler orada açıyoruz. Orası ücretsiz sevgili arkadaşlar. Oraya girip yani bir kelimeden bile şifalanabilirsiniz. Neyin nasıl nereden geldiğiyle lütfen ilgilenmeyin. Enerjiye bakın. Tamamıyla kalple uyumlu olarak almanız gerekeni bir kitapta bile olsa, bir hocanın ağzından bile duysanız, bir kişi, bir arkadaşınız, anneniz, kimse o arkadaşınız, lütfen alın ve kabul edin. Muhakkak o da hakkın bir veçhesi olduğu için sizin için şifadır. Evet, doğrudur. Ela. Telegram'ı kaydedemiyorum. Bunu orada da anlatmıştım. Tekrar bir kez de anlatayım. Telegram yayınlarımızı yaklaşık 3,5-4 saat sürüyor sevgili arkadaşlar. Telegram'ı kaydetmem demek yani orası bir eğitim değil, bir sohbet ortamı. Eğitimleri ayrı olarak hocam ve ben verdiğim için eğitimlerimiz kaydoluyor ve kişiler daha sonradan izleyebiliyorlar. Ama Telegram sohbetlerini kaydetmiyoruz. Çünkü çok sık yayın yaptığımız için inanın ofiste 4 bilgisayar var. Dördüne de kaydetmemizin imkanı yok. Anda şifalanıyor. Ona niyet ediyoruz biz. Kimler katılıyorsa aynı anda hem Telegram'ı telefondan açmaya gayret ediyorum. Aynı anda bilgisayardan, Zoom üzerinden 300 kişilik yayınımızdan açmaya çalışıyorum. Kim girerse orada şifa niyet ederse zaten oradaki soruları da bildiğimizce, dilimizin döndüğünce size şifa olacak şekilde cevaplamaya çalışıyoruz. Yakında tekrar açacağız sohbet. Hocamın da akşam eğitimleri olduğu için onun eğitimin olmadığı günlerde ben açıyorum. İşte benim eğitim olduğu günlerde de hocam kendi eğitimleri olduğu için o şekilde böyle anda şifalanmanız için neler mümkün diyoruz. O yüzden ya belki kısa süreli böyle ufak tefek çalışmalarımız olursa o anda ikram neyse o anda akışta bırakıyorum ben. Geçen gün de öyle akışta 3 saatin sonunda Esin hocam her zaman çok güzel bir şey söyler. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. O gün bekleyenler sevgiyle, sabırla sohbeti bekleyenler, soruların cevaplarını bekleyenler çorbayı içtiler. Güzel bir çalışma yaptık. Kalp çakrası çalışması yaptık. İçsel benlik çalışması yaptık. Anda şifalanır herkes. Sevgiyle. Sevgiyle. Evet Filiz'cim. Soru varsa cevap vardır. O sorularınızın cevabı bendeyse ben de bunu cevaplamakla mükellefim. Biliyorsam sevgiyle sonuna kadar cevaplarım. Ama bilmediğim soru varsa da bilmiyorum derim. O yüzden para konusu, çakraların konusu, dünyadaki madde ve manadaki zenginlik konuları her gün ve her gün değişik deneyimlerle yaşadığımız bir süreç arkadaşlar. Bu 24 ve 25-26'sında yapacağımız çalışma yine astroloji ve doğum haritalarımıza göre ve ayın döngülerine göre hesaplanmış günler olduğu için astroloji uzmanımız Ömür Hocam bu tarihlerde işte iş hayatındaki başarı, para döngüleri, kıtlık bilinci ve bununla birlikte bu zamana kadar getirmiş olduğunuz kök inançlar, DNA kayıtlarınızda, RNA kayıtlarınızda oluşmuş, parayla ilgili tüm bakış açılarınız, tüm blokajlar neyse onların şifalanması için açtığımız bir yayın. Ve bu yayında da çok güzel bir çalışma hazırladık. İlk önce Neslihan Hocam, ben ve Esin Hocam'la birlikte yapacağımız muhteşem bir çalışma olacak. Şu kapıyı kapatabilir miyiz bir? Oradan çok ceyran geliyor. Merhabalar. Orada bir soru gördüm. Albay Filiz. Hocam 3 akşamdan bu yana hep çevreme hakikati anlatmaya çalışıyorum. Bana ne anlatmaya çalışıyor? Bu rüya cevaplarsanız çok sevinirim. Rüyanda. Ha, anladım.
hakikati anlatmaya çalışıyorsun çevrendekilere. Yani o bilinci paylaşmak istiyorsun, çok normal. Ama çevrende bu bilinçte olan kişiler yoksa bu seni çok yorar. Ve burada seni ilerletmek yerine biraz geriye atabilir. Duygusal zekanı geliştirmediysen, duygusal olarak hayatında bir takım yenilemeler, esneyebilme, bilinçaltı kayıtlarında düzelmeler ve hayatını, döngülerini değiştiremediysen bu seni çok yorar. Ama eğer gerçekten etrafında bu bilgiye ihtiyacı olanlar varsa aktarmak sana zevk verir, sağlarsın. Yani enerjiyi de sağlatmak durumunda olduğun için bu enerjiyi de etrafındaki insanlara yaymak istersin. Yaydığın enerjiyle birlikte de sen de beslenirsin. Sendeki o yüksek enerji de sağlanması gerekir. Ya topraklama yaparsın, ya arkadaşlarını anlatırsın, ya da bu bilinçten uyumlanan kişilere anlatabilirsin. Ama bu seni yorar. Senin etrafındakileri de aslında hakikate davet ettiğin için sevgiyle, kolaylıkla gelebilmesi için neler mümkün? Yapmayın. Zaten onlara da zulüm olur arkadaşlar. Bakın, kişilikler Rabbim farklı farklı yaratmış, değil mi, her birimizi? Ennegram'da anlatıyorum çoğu zaman. Mesela orada 9 mizaç türünü anlatmış bilim adamları. Ve mizacının farklı olması hayattaki duruşunu belirler. Senin mizacın başkaysa paraya bakış açın değişir. Senin mizacın birse işte paraya bakış açın değişir. Senin mizacın altıysa hep hayatta sorgulayarak gidersin. İşte senin mizacın sekizse böyle bir işe, bir ticaret yapacaksın. Böyle direkt bodoslama girebilirsin. Gözü karalık vardır. Ama bir dokuz bunu yapamaz. Ama onu yapmadığı için de Filiz'cim, kalpler bizden sana gelsin. Bunu yapmadığı için de onu suçlayamayız. Neden? Çünkü onun Allah mizacını öyle yarattı. Sen mizacları açarız tabii ki. Sen ne kadar çok esneyebilirsen hakikat ehlinde kod ve kalıp yoktur. Hakikat ehli neyi neden olduğunu bilir. Hakikat ehli onun nereden ve nasıl tezahür edeceğini bilir. Ve her an teslimdedir. Razıdır sisteme. Herhangi bir problem, herhangi bir olumsuzluk çıksa da bilir. Çünkü Hızır boyutundadır ve şunu düşünür. Ha, demek ki bu bana güzelliklerle tekrar geri gelecek. Ha, demek ki burada görmem gereken bir süreç var. Ha, ertelendiyse demek ki bereketlenerek gelecek gibi gibi. Bunu çoğaltabiliriz. O yüzden buradaki algı şu. Hangi mizaçta olursa olsun, zenginlik, para, bolluk, bereket, kıtlık bilinci, atalarından aldığın tüm inançlar şimdiki dualitene, şimdiki yaşantına %100 etki ettiği için sen o kıtlık bilincinden kurtulmadığın sürece ve bugünkü hayatında bulunduğun seviyeden bir üst bilince ve bir üst seviyeye maddede ve manada gelmediğin sürece bunu çözemezsin. Tamam mı? Çözemediğin için de İlk önce bilinç altındaki kaydını temizlemen gerekiyor. Bilinç altında kıtlık bilincine dair en ufak bir kırıntı bile kalsa işinde başarısızlık, paranda çabucak bir bitiş ya da bereketsizlik ya da bolluk olmayışı ve bununla birlikte birçok alanda daralma yaşarsın. Rezzak hem maddede de hem manada da aynı anda açılır. Çünkü maddede değişen şey manada da değişir. Sen manada bir şekilde bilincinde sıçrama yaşadıysan maddede de bunu görmek durumundasın. Tamam mı? Bir şeyi kabul ettiysen, o anda ona razıysan 2000 lira kazandın diyelim. Eğer o 2000 liraya bıtbıtlanıyorsan o 2000 liranın bereketini unut zaten. O katlanarak geleceği zaman sana o gün gelmese de, bir ay sonra gelmese de, üç ay sonra sana eğer o gün o 2000 liraya eyvallah deseydin, şükretseydin nimetin artacaktı. Ama sen o 2000 liraya işte benim hakkım bu değildi, işte benim hakkımı yediler, şöyle oldu, böyle oldu gibi 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 binlerce parantezin içine doldurabilirsiniz. Dediğin anda işte sen
bir sonraki adımda yaşayacağın, yani razı olmadığın durumda yaşayacağın olayı geriye atmış oldun. Çünkü neydi? Şikayet her zaman musibeti davet eder hayatına. Belki senin orada işin 4000 liralıktı ama o anda 2000 lira alman gerekiyordu. Ama bir ay sonra ya da iki ay sonra neyse işin bilmiyorum, o 4000 lirayı %100 hak etmiş bir şekilde alabilmen içindi. Ama bu yine işte dediğimiz Hızır bilinci ya, o anda bundan kurtulabilmen için senin bu kıtlık bilincindeki tüm inanışlarını temizlemen gerekiyor. Annen sana demiştir ki yavrum aman dolabın işte yiyeceğin içeceğin her zaman hazır bulunsun. İşte makarnayı 3 paket al, misafirin geldiğinde işte hizmetinde kusur olmasın. İşte aman kötü gün parası biriktir, tamam mı evladım? Her şey bizim için. Bak o para orada hep kötü gün için durur. Tamam mı? Hiç iyi gün için para biriktir diyen anne baba gördünüz mü? Şimdi eskiden öyle bir alışkanlık vardı değil mi? Aman çocuğum, her şey bizim için. Ne olur ne olmaz. İşte bunun gibi birçok bilinçaltındaki kayıt birike birike bu zamana kadar geldiği için senin de öğrendiğin, 40 yaşına geldin. 40 yaşına kadar öğrendiğin tüm bilgiler de geldiği için ne oluyor? Hem anne ata kaydı geliyor, hem baba ata kaydı geliyor ve onların da atalarından gelen bilgiler seninle bugünkü hayatında deneyimlerinle buluştuğu için artık tamamen sistem sana hizmet etmeye başlıyor. Senin bilinç altına göre hizmet etmeye başlıyor. Senin beden hafızana göre hizmet etmeye başlıyor. O yüzden de sen eğer eşinde kıtlık bilinci varsa, bak onun mizacı başkadır, tamam mı? Yakında mizacı eğitimi açacağım. İlgilenenler bilgi alabilirler. Mizacı başkaysa bak korkuyor arkadaşım o. Onun çünkü annesi ve babası ona farklı bir kodla büyüttü onu. Eşinde eğer yoksa sen onda yok diye onu suçlayamazsın. Ki şöyle düşünün, hakikat ehline göre senden başka kimse yoksa eşindeki kıtlık bilinci, yani eşin de senin bir yansımansa bunu düzeltecek olan kim? Sensin. Sen düzeldikçe, değiştikçe, dönüştükçe, eşini koşulsuz bir şekilde kabul ettikçe o da değişecek. Çünkü senin değişmen şart. Sen değiştikçe sistem değişecek. Ama sen her şeyi içsel benliklerinde ben yaparım, ben ederim, ben şöyleyim, ben korkuyorum, ben para kazanmaya, para biriktirmeye, parayı harcamayı bilmiyor mesela ya da paranın kazandığında nasıl birikim yapacağını bilmiyor. Çünkü o bir tip 5 mesela. Örneğin mizacı başka. Ama bir tip 7'ye parayı ver, nasıl, nerede kullanacağını bilir. Değil mi? Hak etme düşüncesi vardır. Ama bir 2'ye ver, akıtır, hizmet eder. Gider ona hediye alır, gider ona hediye alır. Herkesi mutlu etmeye çalışır. İşte bir mizac 3 parasını biriktirir, işine kullanır, yatırım yapar. İşte bir mizac 6 sorgular, der ki bu kadar kazandıysam bir dahaki ay şu kadar kazanırım der. Hesap kitap işine girer. Yani hep hesap eder. Ama hesap eden hep hesap öder. Hiç düşündünüz mü bunu? Hayır. Ayrılmak, şimdi bir dakika Esra, neye göre ayrılmak çözüm değil? Evet, ayrılmak çözüm değil ki. Neden? Yani karşınızdaki kişinin mizacı başka diye ayrılmak çözüm değil ki. Bak, insanların mizacını bilirseniz, kendi mizacını bilirsen, ki yakın çevreni bilmek durumundasın, çocuklarının ve eşinin, bilirsen zulmetmezsin, biliyor musun? Çünkü Allah ne diyor sevgili arkadaşlar? Ben kullarıma zulmetmem ki diyor. Kullarım ancak kendilerine zulmedicidir. Sen İdrak ettiğinde eğer sisteminde mizacını biliyorsan etrafındaki herkes şifalanır. O 2 de olsa, 5 de olsa mizacı da bilmene gerek yok. Hep anlayışla gider her şey. Hep anlayış. Arzu, aynen hocam, ben 2'yim, herkese vermekten çok huzur duyuyorum. Evet, çünkü senin çalışma şeklin sevgi. Verdiğinde sevildiğini hissettiğin için bunu duyuyorsun, hissediyorsun. Daha çok verirsem daha çok sevilirim.
işte daha çok yaparsam, hizmet edersem daha çok hizmet alırım. Çünkü orada hizmet ehli olduğu için ikiler sevgi merkezidir. Sev beni, seveyim seni mantığıyla çalışır. Ve sen kendinden ziyade başkalarına hediye almaktan hoşlanırsın. Mizaç değişir mi? Mizaç şöyle. Mizaç değişmez. Senin bu dünyaya geliş amacın neyse, biz neden doğum haritasına yönlendiriyoruz sevgili arkadaşlarımızı? Neden oradaki hayat döngüsünde niçin bu dünyaya geldi ve bu dünyada hizmeti neydi? Mizacı ne? Neyin üzerine hizmet edecek ve kime ve nasıl bir şekilde hizmet edecek? Onu gördüğünde, o mizacının en üst versiyonu olduğunda sende para algısı, zenginlik algısı, mizacını en iyi şekilde yaşama algısı ve bütün iç alemindeki yaşadığın, dönüştüğün her şey orada gerçekleşecek. Yani sen mizacının en üst versiyonunu taşımış olacaksın. Mizaçlar maya neyse aynı sabit kalır. Fakat sen hepsini bildiğinde hepsini cem edersin. 8'i 8'e göre davranırsın. Bir iki en yakın arkadaşınsa onun zaaflarını bilirsin, saygı duyarsın. Bir beş çok iyi tanırsın, eşindir belki, belki çocuğundur, ona göre davranırsın. Ve ne olur biliyor musun? O insana çok büyük merhamet etmiş olursun. Çok büyük merhamet etmiş olursun. Bak bir dokuz sevgisini gösteremez biliyor musun? Seni seviyorum diyemez eşine ya da ailesine, arkadaşlarına. Diyemez. Ama bu sevmiyor anlamına gelmiyor biliyor musun? O dokuz çöpleri attığında seni seviyorum demektir. O dokuz üstünü katladığında seni seviyorum demektir. O dokuz sen istemeden eve bir fazla bir eşya alıyorsa seni seviyorum demektir. İlla çiçekler, buketler alıp gelmesine gerek yok. Onun beden dili, beden aklı, mizacı o şekilde çalışıyor. Şimdi ben bunu bu bakış açısıyla baktığımda yargılayabiliyor muyum? Yargılayamam. Değil mi? Ancak ona merhamet ederim. Hak öyle yapmıyor mu? Ben bambaşkayım. Sen de bambaşkasın. Herkes bir tane tek ya. Çok özeliz ya hepimiz. Para bizim hakkımız. Kazanmak. Değil mi? Yardım etmek. İhtiyacı olanlara yardım etmek. Değil mi? Bu dünyadaki cennet alanındaki maddeyi, manayı, bolluk enerjisiyle yaşamak hakkımız. Ve bu hakkı kendin ol frekansıyla gerçekleştirebilirsin. Bırak annenin, babanın, tüm düşünce alemindeki tüm kod ve kalıplarını, bu hayattaki senin gelme amacına bakarak, bak bakalım amacın ne senin? Hizmet ehli misin? Bir doktor olabilirsin. Doktor da bir hizmet ehlidir. Değil mi? Yani bugün başka bir firmada çalışan başka bir hizmet ehli olabilirsin. İnsanların hayatlarına dokunabilecek kadar hizmet ehli olabilirsin. Nerede olursan ol, hangi kimliğin olursa olsun. Ne zaman, bak hatta burada o manevi egoyu sormuş bir arkadaşımız. O çok güzel. Çok vermek ya da verme isteği gizli bir kibir olabilir mi? Şöyle, bunun ayarını biliyorsan, eğer orada ikinci bir kazancın yoksa gizli kibir orada devreye girer. İşte ben çok yardım ediyorum, işte orayı yapıyorum, bunun açığını kapatıyorum, şuradan şöyle yapıyorum. Hani orada gizli bir kibir olabilir. Vererek orada ikinci bir kazanç sağlar kendine. Vererek kendini tatmin etmeye çalışır ve mutlu olmaya çalışır. Evet, evet. Evet, çıkabilir arkadaşlarımız, arzu edenler. Mizaç 4, Neslihan'cığım, evet. Özgün. Marjinal. Duygusal. Evet, yıllardır anlayış alanında gidiyorum ama artık bir yerden sonra ipler kopuyor kafada. Sürekli benden gidiyor. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, çözüm olmuyor. O zaman konuşup çözüm olmuyorsa birazcık konuşmamayı seç. Bakalım akışta nasıl gidiyor.
Nasıl gidiyor bakalım? Onu dile getirebilirsin. Onun yakında eğitimini vereceğim. Çok rahatlarsınız. Enneagram diye paylaşabilirim. Enneagram deyip application olarak telefonunuza indirdiğinizde mizacınızı bulabilirsiniz. Evet. 5 mizaç gözlemci. Benim bir ayağım 5. Gözlemci ve araştırmacı. Bilgi yakalar bilgiyi her anlamda. Gözlemci. Sizler de çok kıymetlisiniz. Şimdi ben para akışını nasıl hayatıma çekebiliyorum? Şimdi bizim görünen 7 çakramız var değil mi arkadaşlar? Bildiğimiz sistemde, ama bilmediğimizde yerin altında da 7 çakramız var bedenimizin ve tepemizde de artık yukarılara doğru. Yani eski kadim bilgilere göre 88 bin çakradan bahsedilir normalde. Ama bizim bildiğimiz, şu anda dualitede yaşadığımız ve mesela kirliyan fotoğrafçılığıyla bile gözüken 7 tane çakramız var, enerji alanlarımız var. Kadriye. Hocam bu arada altına kaçırma alan ıslatma olayı, annem gerçekten bana hamileyken abim yanma tehlikesi atlatmış. Çocuğumun altına kaçırma sebebi buymuş. Şifa olsun. Bak anda kalanlar şifalanıyor işte, kadriye. Şifa olsun. Evet, zannediyorum onu Telegram'da anlatmış, sormuştunuz herhalde. Evet, çok güzel, şifa olsun. Ne güzel. Mizaç 7. Lumjalay. Ben de mizaç 7'yim. Teşekkürler. Her biriniz çok kıymetlisiniz. Nazrin müzik. Evet, termal kamera. Evet. Ve orada bütün enerji kanalları açılıyor. Şimdi bizim işimiz ikinci çakrayla. Çünkü ikinci çakra aslında ol frekansının, bolluk bereket enerjisinin aktığı alandır arkadaşlar. O alanı iyi yönetebilen, ki orası aynı zamanda cinsel çakradır. Aynı zamanda duyguları yönettiğimiz çakradır. Aynı zamanda da ol frekansının aktif olduğu çakradır. Ve bu çakralarınızı iyi yönettiğinizde, enerjisel olarak o çakralarda blokajınız yoksa zaten otomatik olarak orada bir şifalanma gerçekleşir. Alttan yukarıya doğru çıkan enerji kalp aileminizden yayın yaptığı için ikinci çakrayı yönetebilen, kıtlık bilincini nötrleyen, para inancını nötrleyen, işte çok para yalansız olmaz inançları, işte ailen sana öyle bir şey söylemiş, İşte çok para adamı bozar inançları, ailende öyle bir algı oturmuş sende, bir inanç oturmuş sende, hala şuna inanıyorsun: evet babam çok haklı, evet ağzınla onu söylemiyor olabilirsin, eylemsel olarak her gün gidip işine düzenli olarak çalışıyor olabilirsin, ama bilinçaltında bu kayıt varsa seni hep stabilde tutar, çünkü bilinçaltı seni korumak ister her anlamda. Senin amacı hayatta tutmak ya bilinçaltının. Orayla ilgilenmez. Bilinçaltının amacı seni hayatta tutmak. Seni nasıl hayatta tutabilir, ona bakar bilinçaltı. Bilinçaltında olumsuz bir kelime yoktur. Her şeyi olumlu olarak idrak eder. Hep evet kutucuğu vardır burada. Her şeyi buraya evet olarak atar. Çünkü oradaki para kaybı, kıtlık bilinci, para inançları, işte çok yoksul fakir bir ailede büyümüşsündür. Hala hayatını demek ki böyle sürdürmem gerekiyor inancın vardır. Ama arkadaşlar, rızık her yerden eşit şekilde dağılıyorsa, değil mi? Dağılıyorsa sen de bunu tüm bedeninde değiştirerek, DNA'nda, bedenindeki su hafızasında, bilinçaltında, bilincinde değiştirdiğinde, kalp çakrası ile birlikte koşulsuz kabule geçtiğinde, üçüncü gözünde bunu yönettiğin zaman müthiş para akışın olur. Bunu eğer idrak edemiyorsan, neden olmuyor, işte parayla ilgili nasıl bir sorunun var diyorsan, köklenemiyorsun demektir. Köklenemezsen para akışın olmaz. Hayatta tutunamazsın. Ait hissetmezsin. Dünyada yabancı gibi olursun.
Annenle ilişkine bak, her zaman çalışmalarımızda söylüyoruz. Annenizle ilgili bir problem, annenizle ilgili bir içsel çatışmanız varsa ona bakın lütfen. Bu 24, 25, 26'sında yapacağımız çalışmada ilk gün bilinçaltınızdaki tüm kıtlık bilinci ve para enerjisini kesen blokajları temizleyeceğiz. İlk çalışmaya birinci gün ben katılacağım. Sizinle birlikte toplu bir bilinçaltı çalışması yapacağız ama aynı anda da enerjisel bir çalışma olacak. İkinci gün Esin İrtem Hocam mayalanma, para, güç ve bolluk bereket enerjisini temizlenen ve arınan bedenlerinize köklenerek ve sakral çakrada bunu ol frekansını kullanarak burada uyumlayacak. Ve üçüncü gün Neslihan Hocam, doğal taş uzmanı hocamız, o da kaplan gözü taşının uyumuyla sizi, çünkü bolluk, bereket ve iş hayatında başarı demektir kaplan gözü taşı mı, taşların da enerjisini lütfen kullanın, çok etkili, gerçekten etkili. Fakat sen bilinçaltı kaydını temizlediğinde, paraya olan bakış açını değiştirdiğinde ancak bu tarz çalışmaların etkisini görebilirsin. Para inancı senin bir sonraki adımını belirlediği için her adımını yaparken, atarken parayla olan zenginliği, bak illa her şey madde anlamında söylemiyorum. Bunu burada yayında olan arkadaşlarım gayet açık ve net farkındalar. Manada da zenginlik eş zamanlı gelir arkadaşlar. Sen köklendiğinde, yani birinci çakranla birlikte köklendiğinde, hayatı duruşun değiştiğinde, annenle arandaki bu içsel çatışma durduğunda, anneni koşulsuz kabul ettiğinde, bir işin olduğunda, aktif olarak eyleme geçtiğinde, proaktif bir zihin yapısına sahipsen, kişisel gelişiminde de bir adım öndeysen zaten ve bu yola devam ediyorsan, benliklerden çıktıysan sıçrama yaşarsın. Sıçrama yaşarsın. Doğru. Para, evet, ikinci çakrada ol frekansından aktifleşir. Evet. Ve bu annenizin vefat etmesi önemli değil. Annen ölmüştür, tamam mı? Bu dünyada değildir ama sen hala şöylesindir. İşte annem bize öğretseydi böyle yapardık. İşte annem bize bunu gösterseydi ben böyle olmazdım. Şimdi hala annen ölmüş ama anneni orada hala içsel olarak bir solabilir miyim? İçsel olarak kendine annene suçlama şeyiyle devam ediyorsundur. Annenin bu dünyada olup olmamasının önemi yok. Annenin sana karşı yaptığı her şeyden anneni sorumlu tutuyorsa, köklenemezsin. Annen bu hayatta olsa da olmasa da temizlenmelisin. Duygularını arındırmalısın. Anneni koşulsuz kabule geçmelisin. İşte 24'ünde yapacağım çalışmada bunların hepsini içeriyor. Kamp tabii ki yüz yüze olacak. Kampımız 3-4-5 Haziran'da Sapanca'da. Sayfamızdan takip edebilirsiniz. Merak edenler ofisten de bilgi alabilirler. Buket arkadaşımız bu konuda yardımcı oluyor zaten. Kamp yüz yüze olacak. Kampın içeriğinde Esin Hocam bir enerji eğitimini verecek. Uyumlanma enerjiler, meditasyonlar, bilinçaltı çalışmaları, dans terapisi, nefes terapisi. Cuma günü başlayacak kampımız 3'ünde. Dolu dolu 3, 4 ve 5'inde otelden ayrılacağız. O yüzden de kayıtlar devam ediyor. Kaydınızı oluşturabilirsiniz. Ay sonundaki çalışmamızın da kaydı devam ediyor. Çoklu mizaç yoktur. Ancak şöyle vardır. Sen 5'sindir. Yanında ne var? 5'in yanında 6 var. Onun yanında 4 var. İkisinin etki alanına girersin. Sağlıklı, tabii bu çok derin bir konu. Şimdi burada böyle söyledik, oldu bitti değil. Ankara'da da yapacağız kamp inşallah. Gülseven. Gülsen. Testi yaptım. Tip 8 çıktı hocam. Tip 8. Biraz meydan okuyucu bir tavrım var. Olumlu yönlerini törpülediğinde tam bir iş bitiricisin. İş bitiremeyenlere bile tahammül edemezsin. Onlar çok ayrı konular arkadaşlar. Hepsi o kadar derin konular ki böyle üstün körü anlatabileceğim, sembol dili de öyle sevgili arkadaşlar.
Hepsini burada sadece bilginiz olması için anlatıyorum. Bunların hepsi birer eğitim konusu. Yani burada sadece yüzeysel olarak vermek durumundayım. Saatler süren. Onların hepsini ofisi arayarak öğrenebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Benim anlattığım size bu ayki çalışmamız 24, 25, 26 Mayıs'ta yapacağımız para enerjisi ve iş hayatında başarı. İlk önce temizlik, bilinçaltındaki blokajlar, para ile ilgili tüm blokajlar, negatif inançlarınız, bugüne kadar parayla ilgili sürecinizde yaşadığınız döngüler, içsel benliklerinizde bir türlü baş edemediğiniz, dönüp dolaşıp aynı noktaya geldiğiniz döngüler ve bununla birlikte onların temizlenmesi, arınması, bu bakış açısının yerine daha pozitif, daha olumlu, ol frekansında olumlama yapıp mayalanma ve güç enerjisiyle çalışan, çünkü orası gücün temsilidir, sakral çakra, ol frekansının, yaratım süresinin olduğu yerdir. Orası Rahman enerjisidir, Rahim enerjisidir. O yüzden de lütfen geniş bir bakış açısıyla düşünelim, tamam mı? Rica ederim Zeynep'ciğim. Şifa oldu bile, çok şükür. Çok çok şükür şifa oldu. Şimdi senin zihin aleminde eğer kıtlık bilinci her anına tezahür ediyorsa iş hayatına da yansır bu. Ailene de yansır. Sen kadın olarak eşine de yansıtabilirsin bunu. Yani eşin çalışıyordur, adamcağız gece gündüz, hatta iki işe gidiyordur ama para akışında bir problem vardır ya da yeterli gelmiyordur ya da bir para vardır ama bol değildir ya da bereketli değildir. Bunların hepsinin sistemde bir anlamı var arkadaşlar. Baba bolluk demektir. Anne bereket demektir. Baba ile problemi olan bollukla alakalı sınanır. Otoriteye karşı gelen bollukla ilgi sınanır. Bereket annedir. Kök çakranın konusudur. Köklenemeyen parayı kazanamaz. Parayı kazanamayan sakral çakrada ol frekansına geçemez. Enneagram. Evet. Ve bununla birlikte bu ikisinin enerjisel olarak, çünkü baba vericidir, anne alıcıdır. Enerjisel olarak hangisinde problem yaşıyorsan hayatta, şu andaki dualitede anne ve baba kaydında problem varsa kıtlık bilincin varsa bugünkü para akışını engeller. Engeller. Hocam eskiden yaşadığım şeyleri bunu daha önce yaşamıştım diyordum. Nedendir? Daha önce yaşayınca bunu daha önce yaşamıştım diyordum. Nedendir? Şimdi olmuyor bu haller ama neden böyle oluyordu? Çünkü enerji bilir ama beden aklın bilmez. O yüzden yaşadığın şeyleri tekrar yaşamış zannediyorsun. Enerjin ne dedi burada arkadaşımız? Beden aklı bilmediği için enerji olarak hazır olduğunda sana bu açılır bilgi. Köklenmeyi biraz daha açar mısınız hocam? Köklenme kök çakranın konusudur. Hayattaki duruşunuz, eğer sürekli iş değişikliği yapıyorsanız, bir yerde tutunamıyorsanız, girdiğiniz ortamlarda çalışamıyorsanız, girdiğiniz ortamlarda herkesi suçluyorsanız, patronunuz suçluysa, iş arkadaşınız suçluysa, eşiniz suçluysa, hayatta böyle hani derler ya, bir baltaya sap olamamak amiyane tabirle, işte bundan kaynaklanır. Eğer sen, anne baba ölebilir arkadaşlar, sorun yok onda. Sen kendi iç aleminde bakacaksın, çözeceksin bu sorunu. Annenin babanın ölmüş olması bir şey ifade etmez düşünce anlamında. Neden? Çünkü duygu sende ya. Annen baban ölmüşse bile onları sevgiyle koşulsuz kabule geçeceksin. Anne baba çalışması yapacaksın.
anne baba çalışması yaptıkça senin de enerji alanın genişleyecek, alanın açılacak. Alan açarsan alanın açılır. Sen onlara sıkı sıkı tutunursan, işte annem bana böyle yetiştirdi, babam beni böyle yetiştirdi, babam bize hiç harçlık vermezdi, babam bana hiçbir zaman demedi, işte baban sana dedi ki sen adam olmazsın, annen sana dedi ki sen başaramazsın, senden hiçbir şey olmaz, işte sana özgüvensiz yetiştirdi seni, seni ezikledi ya da seni koruma amacıyla yaptı bunları. Ama şunu unutma, onun da annesi onu öyle yapmıştı ya, onu korumak için. Tamam mı? Onun da annesi onu öyle yapmıştı. Onun annesinin de annesi de onu öyle yapmıştı. Çünkü o bilgi onda vakıfta. Sevmeyi bilemeyen sevmeyi öğretemez. O sevilmemişse, sevgi eksikliği varsa yanındaki kişiyi nasıl seveceğini bilmez. Para da böyledir. Para da böyledir. Annesi ona sevmeyi öğretmemişse o da sevmeyi öğrenemez. Gider çocuklarını boğarak böyle her şeyiyle sırtındaki o terli atletini değiştirerek sevdiğini zan eder. Tamam mı? Onu zanneder. O sevgi değildir. Sevgi koşulsuzdur. Eğer annesi ona koşulsuz sevgiyi öğrettiyse hayatı boyunca hep koşulsuz sever. İlla birilerinin bir şey yapmasına gerek yok. İlla onu arayıp yoklamasına gerek yok. O onu aramasa da bilir ki onu seviyor. Evet, çünkü koşulsuzluk alanda. Hep anlayışta. Biliyorum ya, çok yoğun. O beni arar diyebilmektir. Anne için de geçerlidir. Çok yakın arkadaş için de geçerlidir bu. Ne sormuş arkadaşımız? Peki iş konusunda düşünüp harekete geçememe nedendir? Köklenememektendir. Korku yönetir orayı. Korktuğun duyguya bak bakalım. Korkuya bak bakalım. Orada korku hangi alanda seni yönetiyor? Çünkü işi yapıyorsun, harekete geçemiyorsun. Eylem yok. Şimdi binlerce aklına şey gelir, plan gelir, proje gelir ama onu eyleme geçiremediğinde hepsi çöp olur. Ama bunu harekete geçirip evet ne olursa olsun razıyım boyutuna geldiğinde o zaman işin yürür. Einstein bile bir denklemi için 1000 kez yazıp yazıp bozmuş yani. Bir kereyle olmuyor ki arkadaşlar. Bütün bu bilgilere bak, aşağıda bir arkadaşımız yazmış, hocam bütün bilgilerinizle şifalanıyoruz diye. Şimdi bu bilgileri biz dün okumadık ya kitaptan, değil mi? Bunların hiçbiri böyle değil ya arkadaşlar. Yılların birikimi, ama hep aktif, hep proaktif bir şekilde. Daha ne kadar kendimi değiştirebilirim? Daha ne kadar hizmet edebilirim? Koşulsuzluk alanında nasıl bunu... Evet, koşulsuzluk alanında bunu nasıl hizmete sunabilirim dedikçe ne oluyor biliyor musunuz? Size zaten ilmin kendi akıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Ama o bedeli ödediğiniz için. Ama siz evde düşünüp böyle iki elinizin arasında başınızı alıp vah beni ne yapacağım deyip o bilinçte olursanız lütfen korkuyla yönetmeyin kendinizi. Korku enerjisi, insanın borç enerjisi, insanı blokajlar. Borçlarımı ödüyorum demeyin. Borç kelimesini kullanmayın. Ödemelerim var diyebilirsiniz. Kelime oyunu yapabilirsiniz. Bilinçaltı bu oyunları anlamaz. Ama sözcükler, kelimeler tamamen bir büyü niteliğinde olduğu için kelimeler yönetir insanın bütün enerji alanında. Çünkü sen bir radyo frekansı gibisin. Senin söylemlerinle sistem değişir. Senin söylemlerinle hayat dizayn olur ve sen bir karar verirsin ve senin kararın doğrultusunda sana bir güç ihsan edilir ve bu gücün doğrultusunda da hayat senin için dizayn olmaya başlar. Sen bilmezsin ama neyi niçin yaşadığını ve akar sana bolluk, bereket. Bütün bak, bir bakış açını değiştir. Uzun zaman önce bir borç verdiğin arkadaşın sana hemen telefon açar. Ya kusura bakma Ayşe'cim, sana borcum vardı ben unutmuşum onu deyip o para gelir sana. Ama sen onu tuttuğun için o para gelmiyor sana. O paraya tutunduğun için o para gelmiyor sana. Tamam mı? Yani Esin hocam sadece vermek istiyor. Alırken rahatsız olup almak istemiyor. O tamamen gururla alakalı. Orada gereksiz bir minnet duygusu var. Gurur o. Tabii ki annesi öğretmediyse Emineciğim, kendi öğrenecek zaten. Maksat o ya. Şimdi bak, sen annenin en gelişmiş versiyonusun. Annen bilmiyordu. Sen onun bir üst versiyonusun. Senin çocuğun da senin bir üst versiyonun. Kim öğrenecek şimdi bu durumda? Kim öğrenecek? Sen öğreneceksin. Sen değişince senin soyun da değişiyor. Bak unutma.
sen şifalandıkça senin soyun da şifalanıyor. Para da böyle. Eğer geçmiş yaşamlar dediğimiz, yani geçmiş atalarınızda yaşadığınız o kıtlık bilincini yenmediğin sürece senin bugünkü hayatında sana para hizmet etmeyecek. Ama dualitede yaşıyoruz arkadaşlar, değil mi? Araba bile benzin. Yemek yiyoruz, markete gidiyoruz, çocuklarımızın ihtiyaçları var. Her şeyimiz parayla, değil mi? Şu anda takas işlemi yapmadığımıza göre para, para enerjisi. Para enerjisi nasıl gelir insana? Sendeki yüklerden, kıtlık bilincinden kurtulduğun anda para akışın açılır. Sen acaba ayın sonunu nasıl getireceğim? Acaba bunu nasıl ödeyeceğim? Bunu da yersem cebimde para kalmayacak düşüncesiyle yaptığın her şeyde geriye dönmek durumundasın. Ama hem çalışıp hem sana gelenden razı olursan, şükredersen, şükür nimeti artırdığı için bilinçaltı kayıtlarında bu her an işleyecek. Her an daha iyisi, daha iyisi, hep daha iyisi. Kadınlar altın takın, bolluk bereketle. Evinize küçücük bir altın bile olsa bir yerlerinize bir altın takın. Altın dengeyi getirir, altın enerjisi bolluğu bereketi getirir. Altınınız yoksa imitasyon şeyler takabilirsiniz, altın görünümlü eşyalar takabilirsiniz. Yani sürekli kıtlık bilincinde konuşan arkadaşlarınızın yanında çok bulunmayın. İşte para bize nerede gelecek ki? Bizde şans olsa para bizi bulurdu gibi gibi söylemlerden lütfen uzak durun. Bu tarz arkadaşlarınızla konuşurken dikkat edin gibi gibi. O yüzden kıtlık bilincinde şifalanmak istiyorsanız bu çalışmayı da kendinize hediye edebilirsiniz. Bakın bu çalışmada hem bu zamana kadar olan kıtlık bilincinizde aile ve anne ve baba atalarınızdan gelen tüm karmalarınızdan şifalanarak arındırma çalışmalarıyla ve buradaki niyet çalışmalarıyla bolluk ve bereketle birlikte zaten işleyecek sistem. O yüzden bolluk bereket sizin aileminizde sakral çakrada ol frekansına geçtiği anda işte tüm ailem size hizmet eder. Bizim buradaki maksadımız da şu. İşte burada kaplan gözü taşıyla işte Neslihan hocam uyumlama yapacak. Neden kaplan gözünü kullanıyoruz? İşte iş hayatındaki başarın için, bolluk ve bereketin için. Ve hepsi her şey her şeyle ilişkili olduğu için, her şey birbiriyle temas içinde olduğu için senin hayattaki duruşun da değişiyor. Bakış açın da değişiyor. Parayı artık bir amaç olarak görmüyorsun. Para bir araç. Çünkü para sana zaten gelmekte ve geldi bile zaten. Ama sen şöyle diyorsan işte hocam para bize nasıl gelsin ki ya? Benim etim belli, budum belli. Para sana hiçbir zaman gelmeyecek. Tamam mı? Gelmeyecek. Onun eğitimini açacağım arkadaşlar. Ennegram'ın eğitimini açacağım. Çok soran arkadaşlarımız var. Evet, ödemelerimi tamamlıyorum Arzucuğum. Şahane. Borç kelimesini bugünden itibaren silin zihninizden. Hocam bilgiyi nasıl uygulanır? Sizlerden öğreniyorum ama uygulama yok. Hayatım aynı. Şimdi bilgi her daim aktif bir şekilde okursun, öğrenirsin. Ama bunu hayata geçiremediğinde sırtına bir yük olur. Ve hiçbir anlamı kalmaz. İstersen alleme cihan ol. Bütün bilgiler aksın sana. Bakın ben bunu defaatle anlatıyorum. Bir kez daha anlatayım sizin vesilenizle. Almadığım eğitim kalmadı. Sevgili arkadaşlar, kendimi bulma yolculuğuma ilk Ennegram'la başladım. Ben kimim sorusuyla başladım 17 yaşımda. Ben kimim? Bu hayata neden geldim? Ve bu hayata görevim ne? Amacım ne? Ama hayat devam ediyor, değil mi? Bir tane öğrendiğim bir alışkanlığı, mizacımla ilgili olur, karakterimle ilgili olur. Örneğin basit bir yemek tarifini bile. Eskiden annelerimizin yemek tarifi kitabı vardı, hatırlar mısınız? Defterleri vardı, yazarlardı. Ve biz onlara bakarak işte öğrenirdik. İşte şekerpare nasıl yapılır? İşte patlıcan oturtma nasıl yapılır? Gibi gibi. Şimdi ona ihtiyaç duymuyoruz, değil mi? İnternetlerimiz var. YouTube'dan giriyorsun, tık tık tık, ne istiyorsan onu buluyorsun. Şimdi bir bilgiyi öğrendiğinde, onu hayatına geçirdiğinde o bilgi sabit kalır orada ve değişmeye mahkumdur. Enerji sabit kalamaz arkadaşlar. Odak nerede? Enerji oradadır. Sen bilgiye odaklanırsan hep bilgide odaklanarak enerjiyi orada sıkıştırırsın. Ama enerjini hayata çevirdiğinde öğreniyorumdan çıkıp öğrendim ve uyguluyorum, eylemdeyim duygusuna getirdiğinde artık eylem planı gerçekleşmektedir. Bir tane bile öğrendiğin şeyi uyguladığında alan açılır.
erken kalkmak, düzenli yatmak, düzenli su içmek, kendin için haftanın 3 günü yürüyüş yapmak, kendin için bu çalışmalara hediye etmek kendine, kendin için yediklerine dikkat etmek. Bir bilgi öğrendin. Bir bilgi. Bilgiyi hayatına geçirdiğin anda, o da iradedir. İrade de kök çakranın konusudur. Yine geldik köklenmeye. İşte buradaki kök çakradaki konu senin hayatını, çünkü orası kuyruk sokumudur. Yeniden varoluşunun, yeniden dünyaya adaptasyon sürecinin tamamlanma sürecinden birinci adımıdır. Sen bu adaptasyon sürecini kolaylıkla geçersen artık üsttekiler, yani diğer nefis mertebelerinde yaşadığın olumsuz duyguları yaşamazsın. Ama buraya çıkana kadar canın yanacak. Buraya çıkana kadar tüm bakış açıların, tüm kodların, kalıpların burada değiştirmek ve bunu yenilemek durumundasın. Bu şekilde kalamazsın. Günü birbiriyle aynı olan ziyandadır ya, senin de günün aynı olamaz. Lütfen bir önceki bildiğin bilgiyi bugüne eylem olarak geçirmelisin. Bir bilgi. Hiç yapmamaktan daha evla. Bir bilgi. İşte çocuğuma bağırmamalıyım. Ha evet, benim çocuğum böyle. Ben bu çocuğuma böyle davranmalıyım. Eyvallah. Bilgiyi aldım. Şimdi uyguluyorum. Duygularımı nötr hale çekmeliyim. Nasıl? İşte Esin Hocam da anlatıyor. Ben de anlatıyorum size. Olayın dışına çık. Ve olayın öfke kısmında olma, tamam mı? Olayı gözlemleyici boyutunda izle ve bak bakalım orada sana ne öğretiyor o olay. Ve bak bakalım ne görmen gerekiyor. Şifalanman için gerçekleşen bu olayda sana hizmet eden şey ne? Bunu idrak edip öğrendiğinde işte artık hayata geçirmiş oluyorsun. Hayatın aynı kalamaz. Hayatın aynı kalıyorsa hala öğrendiklerini hayata geçiremiyorsun demektir. Size bir şey söyleyeceğim. Bu bilgileri ben yıllardan beri, 16 seneden beri bu bilgileri öğreniyorum. Hep izah ediyorum, almadığım eğitim kalmadı diye. Farklı farklı hocalardan ve okumadığım kitaplar ve ilimle alakalı diğer konularla da ilgili. Benim hayatım ne zaman değişti biliyor musunuz? Bu bilgilerin 1/3'ünü uygulamaya başladığımda değişti. Sır size. Al size. Çok büyük bir sır. Çok zorlandım. Çok canım yandı. Ağlaya ağlaya bunu canım yana yana öğrendim. Egoyu yok ettim. Ben diye bir şey olmadığını idrak ettim. Tamam mı? Bilginin sana ait olmadığını, ben bilirimi bıraktığın anda sistem sana şifayı açar. Ama sen hala o enerjide takılı kalmak istiyorsan seçim senin. Bir değişimden bahsedemeyiz. Değişim senin içinde başlar. Bilgiyi bilmen bir şey ifade etmez. Tamam mı? Hani soran arkadaşımız var ya yukarıda. Hocam biliyorum ama ben uygulayamıyorum. Hayatın değişmiyorsa bildiğin bilgi hiçbir şeyi ifade etmiyor. Bakın, deneyimlediğim için sizlere bunu iletiyorum. Sen şunu idrak etmelisin sevgili güzel, güzel kalpli arkadaşım. Öğrendiğin bir bilgiyi ertesi günü hayata geçirdiğin anda bilginin sana ait olmadığını idrak ettiğin anda bilgilerin evrensel kolektiften sana aktığını idrak ettiğin anda bütüne hizmet ettiğin anda koşulsuzluk alanında hemhemdedir çünkü o zaman bildiklerini uygular hale gelirsin. Bilmediklerinden de sorumlu değilsin. Ama sen lütfen bildiğini bir uygular mısın lütfen? Bir tane. Bir tane. Çok güzel bir soru. Evet. Yayını kaydedeceğim. Evet. Ben sonsuz teşekkür ediyorum. Sevgiyle. O yüzden sevgili arkadaşlarım. Ay canım benim, ne yağmur. Oğlumu geziye gönderdim sizin sayenizde. Hocam bayağı tedirgindim. Oh şifa olsun. Ne olur bırakın şu çocukları yakasından düşün. Özgüven. Evet harikasın. Çok güzel. Ben teşekkür ediyorum. Burak, Allah'a emanet her birisi. Lütfen çocuklarınızın özgüveni. Bakın şimdi bir anne bunu sanırım Telegram'da sormuştu sevgili arkadaşımız.
bir anne, şimdi senin annen seni hayatı boyunca sen aman yapamazsın edemezsin deyip üstünde böyle, biz buna helikopter anne diyoruz. İşte dedim ya biraz önce sohbetin başında, okula gidip atletinin arkasına peçete koyan anneler var ya laf aramızda, işte onlar var ya helikopter anneler. Çocuklarını aslında konfora alıştırdıkları için onları güçsüz birer birey olarak yetiştiriyorlar. Ve şu anda biz o güçsüz olarak yetişmiş, özgüven eksikliğiyle yetişmiş arkadaşlara biz seanslar yapıyoruz. Biliyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlar? Özgüven eksikliği, değersizlik, para kıtlık bilinci, başarısızlık bilinci, yetersizlik duygularıyla bugüne kadar hep korkularla yetişmiş arkadaşlarımızla panik atak seansları yapıyoruz. Korku seansları yapıyoruz. Neden? Çünkü anneden öyle bir bilgi aldığı için. Şimdi onun, ona mı ait o duygu? Şimdi ona mı ait bu duygu? Kıtlık bilinci o arkadaşımıza mı ait? Onu öğrendiği için. Onu öğrendiği için sen saf bilinçle bu dünyaya geliyorsun. Tertemizsin. Tertemizsin. Bu bilgiler sonradan öğreniliyor. Sonradan. Hocam hangi olay bizi yerden yere vuruyorsa o en büyük hayrımız oluyor. Süpersin Filiz. İşte bu. Sen bilmiyorsun ya. Bak teslim ol. Orada nasıl güzel şeyler öğreneceksin. Hocam sizi ve Esin hocamı izlerken içimden ağlamak geliyor. Bu neden olur acaba? Kalp çakrasında sevgi besliyorsun. Karşılıklı sevgi akıtıyoruz. Sen beni tanımasan da ben seni tanımasam da koşulsuz alanda olduğumuz için kalp çakrasından yayın yapıyoruz. O yüzden de sevgiyle, çünkü şifalanıyorsun. İçindeki tüm sana ait olmayan duygular arınıyor. Gözyaşı insanın duygusunu, içindeki zehrini akıtma olayıdır. Kalp hüzünlenir. Göz yaşarır. Bırak aksın. Ağlayabildiğin kadar ağla. Artık belli bir zamandan sonra ağlama ihtiyacı bile gelmeyecek. Ağlayacak olayda bile sadece seyirde kalacaksın. Çünkü ancak eşhedü la ilahe illa Allah olduğunda, işte o da seyredenlerde olur. Müşahede edenlerde olur. Çünkü eşhedü zaten bir seyir halidir. Müşahede halidir. Gözlemci halidir. Sen seyrettikçe alem açılır. O kıtlık bilincinin senden kaynaklandığını görürsün. O tüm duygu ve düşüncelerin sana ait olmadığını görürsün. Atalarından gelen düşüncelerin sana ait olmadığını görürsün. Tam da bu konuda çırpınıyor, karşıma çıktınız. Evet. Konfor alanından çıkamamak Nermiye. Evet, lütfen çıkar mısınız? Evet. Evet. Her gece geç yatıyorum. 1.30-2.30 erken yatamıyorum. Kurtulamıyorum. Sabah 6.30'da kalkan biriyim ama buna rağmen erken yatamıyorum. Gece oturmayı seviyorum. Ablam da aynı durumda. Ne yapmalıyım? Erken yatmakla. Yani vücudun buna alışkınsa 6'da kalkıyorsan kalk. Ama illa erken yatmak istiyorsan 11.30'da her gün saat yatsan da yatmasan da televizyonu, ışığı, TV, işte telekomünikasyonla alakalı bütün her şeyi odandan ayırdığında, kapattığında, karanlık bir ortam, mümkünse göz bandıyla yattığında, yani dış dünyadan iletişimini kestiğinde, 11'de her gün düzenli olarak yatağa girdiğinde, uyusan da uyumasan da 7 gün sonunda bedenin resetlenir. Zihin yapısından çıkman için bunu öneririm buradaki tüm zihin yapısında kalan arkadaşlarıma. Sabah yine 6.30'da kalkabilirsin. Bedeninde böyle rahatsa, yani gün içinde bunu toparlayabiliyorsan onda bir sıkıntı yok. Bazıları 4-5 saatlik uykuyla yaşayabilir. Ben de öyleyim. Çok geç saatlere kadar çalışmalarımız sürdüğü için sabahta kalkıyoruz. Erkenden işimize geliyoruz. O yüzden bunda bir sakınca yok. Ama beynini resetlemek istiyorsan bunu yapabilirsin. Uyusan da uyumasan da gece saat 11'de yatağa yatabilirsin. Nuray Hanımcığım, ben de helikopter anneyim. Şimdi o zaman bugünden itibaren lütfen kolay gelsin Esin Hocam. Adaşınız Esin Yavuz, sevgiyle. Evet, ben de aldım, kabul ettim. Teşekkür ediyoruz, sevgiyle. Harika dostluklar, harika güzel insanlar. Kalpler bir böyle. Evet, hepimizde var. Evet Yağmur, sizden çok aşırı etkileniyorum. Hocam ben de annemden öyle almıştım, bir yere göndermeye korkardı. Evet,
Evet canım benim. İşte annelerimizin, hoş benim annem öyle değildi ama babamdan aldım bu eril enerjiyi de. O yüzden çok rahatım o konuda. Bizim için hani öyle bir problem kaydedeceğiz. Hocam olumsuz ve bizim haberdar olmadığımız negatif kodlarımızı nasıl tespit edeceğiz? Hayatına bak. Hayatında özün istemiyor ama sen hala aynı döngüdesin. Ama özün başka bir şey yapmak istiyor ama sen kurtulamıyorsun bu döngüden. Değişmiyorsa o senin kod ve kalıbından kaynaklanır. Sana ait olmadığını bilir ki insan. Biliyor da zaten. Annen öyle öğretmiştir sana, baban öyle öğretmiştir sana. O yüzden hocam konuşmak istemediğiniz ama karşılaşmak zorunda kaldığınız birine ne yapacağız? Merhaba deyip geçeceğiz. Her ki hak eden birine celal verirken ego mu değil mi nasıl ayırırız hocam? Bunu çok iyi ayırt etmen gerekiyor. Egodan verirsen yandın. Ama vermen gerekiyorsa orada bir sıkıntı olmaz. Çünkü celal cemale dönüşür. Ama egodan veriyorsan o benlikte o durumu aynı şekilde karmaya girersin ve o duyguyu yaşarsın. Ona çok dikkat et. Benliğin iç benliklerinde bunun şeyini hesaplaşmasını yapmak durumundasın. Ne kadar zarif, yalın, net bir anlatım. Teşekkür ediyorum. Sizin güzelliğiniz sevgili arkadaşlar. Azerbaycan'dan sevgi dolu selamlar. Bizden de selamlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ertelemek mükemmeliyetçilikten kaynaklanır. Sizin de öyle. O samimiyet buraya akıyor. Evet, işte o atalardan gelen kıtlık bilincinden kurtulmak istiyorum. Nuray, evet. Lütfen kurtulalım arkadaşlar. Kendinize hediye edin bu çalışmayı. Yine muhteşem bir enerji. Ve bu arada bu çalışmaya katılan arkadaşlarımızdan bir kura çekilişi yapacağız. Ücretsiz olarak Ömür Uysal hocam, enerji astroloji hocamız, onun doğum haritasını hediye edecek ona, yorumlamasını hem de müthiş bence bu fırsatı kaçırmayın. Çok güzel bir bilgi ve kendisi de çok donanımlı bir hocamız. Hem de tasavvuf ehli kendisi. Şükürler olsun sizlere. Bunu sema yaz, onu terapiyle çözebiliriz anksiyete nöbetlerini. Bilinçaltı eğitimi evet vereceğiz. Düzeltmeye çalışıyoruz. Peki yetişkin çocuklarımızda bunu nasıl? Şöyle, hocam biz bunları duyuyoruz, biliyoruz. Hatalarımızı idrak edip düzeltmeye çalışıyoruz. Peki yetişkin çocuklarımıza bunu nasıl anlatabiliriz demek istedi herhalde. Şöyle, sen değiştiğinde çocuklarda değişiyor ya. Sen orada anlatmaktan çıkıp hal ehli olduğun için, hale geçtiğin için çocuğun sana bakarak şifalanıyor. Aa diyor, demek ki bu bilgi diyor böyle böyle bir bilgiymiş diyor. Bir bakıyor o bilgi onda artık çürüyor. Çünkü annesi hal ehli olmuş. Annesi artık söylemden çıkmış, hale geçtiği için eylemde annesi. Eylemde olduğu için de o şifalanıyor. Onda hiçbir sorun yok. Ama sadece iyi takip ediyor bak. Seni evde 3 tane çocuğun varsa seni izleyen 2, 4, 6 tane göz var. Unutma bunu, tamam mı? 6 tane gözlemci var. Böyle bakıyorlar sana. Seni izleyen. İşte sen hale geçtiğinde hepsi değişiyor. O haller daha farklıdır. Onları hocamla güzel bir yayında inşallah paylaşırsınız. Ben size kıtlık bilinciyle ilgili şeyleri anlatmak istedim, kısmen de olsa. Çünkü hayatta değişim dönüşüm için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolyemi çok beğenmişsiniz. Teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkür ediyorum. Onların her birinin bir anlamı var sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi ne? Suzi Can, lütfen cevap verin. Enel Hak hepimizde var mı? Bu çalışmalar Enel Hak olacak mı? Olacakmışız diyecek miyiz? Şimdi Enel Hak hepimizde var. Neden olmasın ki? Sen de Hakk'ın bir veçesiysen. Neden olmasın? Değil mi? Sadece bilinç. Bilinçte bunu idrak etmen gerekiyor ya.
Sen kendini ne kadar çok kod ve kalıptan kurtarırsan, ne kadar çok madde dünyadan, dünyayı terk eden de enel hak açılır sevgili arkadaşlar. Bilinçte terk edenler. Hepimizde var bu. Boğaz çakranız tıkalı, korkularınız var. Kaybetme korkusu, Aynur, CDN. Allah sizden razı olsun. Sevgiyle, sevgiyle bakıyorum sorulara. Ben teşekkür ederim Hatice Kaya. Ücret konusunu vermiyorum. Yıllar sonra iki nişanlımın bir büyü ile ayrıldığını öğreniyorsak nasıl okumalıyız durumu? Kahrolup ağlamamalı mıyız? Ama nasıl düşünmeliyiz? Nasıl kabul etmeliyiz? Yıllar sonra iki nişanlımın bir büyü ile ayrıldığını. Hayatında yaşaman gerektiği için kahrolmak sana neyi katacak? Bir. İkincisi, ağlamak neyi katacak? İki. Üçüncüsü, bu durumu düzeltmen için sana sistem bir hizmet vermiştir. Yani senin o kişiyi oraya vesile etmiştir. Adı büyüdür, odur, şudur, budur. Onlar düşük enerjidir. Vesile ya o. Burada şifalanman gerektiği için bu duyguyu yaşıyorsundur. O sana bir şey öğretiyor. Onlarla olsaydı nasıl olurdu? Olmadığı için hangi şeyleri, hangi duyguları, hangi olayları yaşadın? İkisi arasındaki farka bak ve ne olursa olsun kabule geç ki, razı ol ki sistemde razı olduğun şeyle mükafatlandırman için. My story for Hilt mi? Evet. Bak bakalım. Seni tanıdım sanırım ve ne demek istediğini çok iyi anladım. Lütfen kabule geçer misin? Lütfen. Kabul. Siz de öyle. Siz de öyle, çok güzelsiniz. Her biriniz çok güzelsiniz. Kıtlık bilincinden çıkmak için bir niyet söyler misiniz? Bize anahtar olsun, kapıyı açalım. Tabii ki. Kıtlık bilinci, şimdi kök çakra ve sakral çakra ile ilgili olduğu için tüm bakış açılarını atalarınızdan gelen, anne ve baba atalarınızdan gelen tüm kıtlık bilincimi, bakış açılarımı, bugünkü hayatıma hizmet etmeyen tüm duyguları enerjisel olarak bedenimden akıp çıkıp gitmesini seçtim. Seçin, tamam mı? Seçtim. İstiyorum, yok. Seçtim. Çalışma yapılacak 24, 25, 26 Mayıs'ta toplu çalışmamız var. Storyleri takip ederseniz ve çalışmaya katılan arkadaşlarımıza, larımızdan bir kişiye çekilişle doğum haritası Ömür Uysal hocamız hediye edecek. Evet, evet, aynen Gülay'cığım, sorduğun soru. Çünkü orada senin hayat amacın ve bugünkü yaşadığın duygu durumları ile ilgili orada hocamız sana bildiriyor. Bununla ilgili de bilinçaltı seansı aldığında tamamen geçer ve gider. Yüzde egzama nasıl okunur hocam? Yüzdeki egzama kimi görmek istemiyorsun ve kimin yüzüne bakmak istemiyorsun ve kimin yüzüne baktığında hoşlanmadığın bir duygu sende beliriyor ve kiminden ayrıldın ve onun yüzüne hasret kaldın. Yani birçok şeyi var, sebebi var. Hocam, parayla ilişkimizi nasıl daha iyi yaparız? Allah razı olsun, sayenizde şifalanıyoruz. İşte bu parayla olan ilişkimizi bir kez daha tekrar ediyorum. 24, 25, 26 Mayıs'ta yapacağımız para, şifa ve kıtlık bilincinden kurtuluruz çalışmamızda tek tek her gün bir çalışma yaparak meditasyon ve bilinçaltı temizliğiyle yapacağız. Orada başlangıç olarak kitapta tavsiye edin lütfen. Arkadaşlar, bilinçaltı sorularını, disleksinin okuması nedir? Aldığım eğitimleri bir türlü oturtturamıyorum. Ne yapabilirim? Disleksi, anne karnında annenizin yaptığı hesaplamalar, okumalar ve matematikle alakalı işlemlerdir. Bir şeyin arasında kalmaktır. Çocukta disleksi varsa annenize sorun lütfen. Parayla ilgili bir akış varsa anneniz hamileyken bununla birlikte, bu beklentili olmayı nasıl bırakırım? Bunlar tamamen başka konular.
Onu başka bir gün açarız inşallah. Yayını kaydedeceğim. Hepimize şifa oldu. Şu anda zaten 3-4 kişi istediği cevabı aldı. Sadece bu konuyla ilgili. Lütfen hamile kişilere uygun görmüyoruz. Bilinçaltı evet, hayır. Çocuk da tabii ki etkileniyor. Hayır, uygun görmüyoruz. Evet, bunlar bilinçaltı kayıtları. Benim buradaki maksadımı sizlere artık söyledim. Son bir kez tekrar ediyorum. 24, 25, 26'da toplu çalışmamızı her birinizi bekliyorum. Ve 3, 4, 5 Haziran'da hep birlikte kamptayız. Kendini seçenler, birebir Esin Hocam'la uyumlanmak isteyenler, biyoenerjimi eğitimi almak isteyenler, meditasyonlara katılmak isteyenler. Müfren anneliği çalışılır mı? Evet çalışır, onda sorun yok. İsteyenler o enerjiyle hemhal olup tefekküre ve bir arada olup bu yüksek enerjiyi deneyimlemek isteyenlerle bir aradayız. Hepinizi öpüyorum. Yayında kaydolacak. Sevgiyle selamlıyorum. Benden size sevgiler, sevgiler, saygılar. Aleyküm selam ileteceğim hocama. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Öpüyorum.